Merhaba değerli dostlar. Bugünkü stüdyo konuğum Zeytinburnu Afyon Karahisarlar Dernek Başkanı ve İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı İş Adamı Adem Honca stüdyo konuğum. Adem Başkanı, biz bugün kısa bir süre önce kuruluşunu gerçekleştirdikleri federasyon için yayın konuğu aldık. Bizim birkaç sorumuz olacak. Biz inşallah sorularımızı soracağız. Adem Başkanımız cevaplayacak. Adem Başkanım, bizler sizi tanıyoruz. İzleyicilerimizin de tanıyabilmesi için Adem Honca kimdir? Kısaca bundan başlayalım. Birkaç sorum daha olacak efendim. Ben Adem Honca. Afyon Karahisarlıyım. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Zeytinburnu'na kaç sene önce geldiniz? Geçmişiniz nedir? Biraz ondan bahseder misiniz? Kaç sene Zeytinburnu'nasınız? Ben aşağı yukarı 39 yıl önce İstanbul Zeytinburnu'na ikamet ettik. 39 yıldır. 39 yıldır Telsiz Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Maşallah, çok güzel. Başkanım, tabii Afyon'un ülkemiz için çok önemli yeri var. Afyon'a burada selamlar olsun. Siz daha önce ZEYDEF, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu kuruluşunda yer aldınız, yönetimdeydiniz. Evet. Kısa bir süre önce Zeytinburnu'ndaki bütün dernekleri üye yapamıyoruz. Doğru. Bir tek il dernekleri yok Zeytinburnu'nda. Doğru. Başka dernekler de var. Mahalle derneğimiz, hepsini çatımızla birleştirmek için ZEYDEF'ten istifa eden 6 dernekle beraber kuruluşunuzu gerçekleştirdiniz. Doğru. Geçen cumartesi günü de Büyükşehir Belediye'mizi sosyalitede güzel bir tanıtım toplantısı yaptınız. Evet. Sizi buna iten sebepler nedir? Neden İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu kurdunuz efendim? Şimdi bizim bu federasyonun kurucumuz kuruluşunda 2012'de ZEYDEF'i kurduk. Kuruluş amacımız bizim iller arası birlik beraberlik güçlü bir şekilde birlikte hareket etmek idi. Dernek faaliyetlerini biliyorsunuz. Zeytinburnu için, dernekler için bir faydalı olabilmek için yola çıktınız. Evet. Evet. Zaman sonra ZEYDEF, yani bize göre diyelim, yanlış anlaşılmasın, çizgisinin dışına çıktı. Ne düşünmesi gerekeni yapmadığına inandınız. Öyle oldu. Nitekim sonradan kere biz zaman zaman sonra, yani ZEYDEF'in çizgisinin dışına çıktığını biz fark ettik. Aramızda bir kutuplaşma oldu. Alt dernek birlikte karar aldık. Yeni federasyon oluşturduk. Bunun esas amacı, şimdi bu ZEYDEF'te İller ancak olması için federasyon üye olabiliyor. Biz Zeytinburnu'nda bulunan tüzüğünüzü tüm, hazırladınız. Tabii. İlçe, mahalle derneği, köy ilçe, derneği, köy, ilçe evet, derneği ilçe, üye köy olabiliyor. Özellikle ondan biz tüzüğümüzü o şekilde hazırladık. Amacımız şimdi bundan sonraki yani Zeytinburnu'na giremeyen, katılamayan derneklerimizde biz burada bir çatı, bu çatı altında hep birlikte olmak. Birliğimizi daim etmek. Yani esas amacımız, gayemiz bu. Bizim yoksa bizim Zeydep'te bulunan arkadaşlarımızla düşmanlığımız, kırgınlığımız falan şu an için söz konusu olamaz. Sonuçta biz her gördüğümüzde selam veriyoruz, selam alıyoruz. Kesinlikle. Bizim değerli İnsanlık abilerimiz, bahi. Kardeşlerimiz tabii yani onun için burada çok da şey yapmadık açıkçası. Kırgınlığa falan da gerek yok. Böyle bir şey ihtiyaç oldu. Evet, ihtiyaçtan dolayı. Emin olun Zeytinburnu'nda çok dernek var biliyorsunuz. Doğru. Yani belki 300 belki 400 irili küçük bir yer yani böyle. Yani şey olarak mesela yani aktif faal olarak dernek evet yani. Şimdi biz bunları aramıza alacağız. Ben peki başkanım, o gün 10 dernek var dediniz. Gerçekten ilk kurulan bir federasyon 10 dernek önemli bir sayı. Doğru. Bir sayar mısınız? Kim var sizinle beraber? Siz Afyonkara kurucu başkansınız zaten. Doğru. Şimdi biz kurucular olarak öncelikle Adem Honca, Afyonlu Dernek Başkanı benim. Romanlar Dernek Başkanı Mehmet Selçik, Diyabetliler ve Engelliler Dernek Başkanımız Sayın Nurşen Örnek Hanımefendi, yine Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Kültür ve Danışma Derneği Başkanı Süleyman Dağ, yine Çanakkale Biga İlyas Alanköy'ü Başkanımız Yaşar Aslan. Yaşar Aslan Başkanım. 5 kişi biz burada böyle bir içine girdik. Akabinde zaten esasımız da diğer dernek, İsmail Han derneklerimiz de var. Giresun Derneği o gün programdaydı. Tabii. Şöyle, esasında biz hep birlikte kurucular arasında
aslında kurduk diyelim biz. Birlikte. Yani şu anda gördüğümüz artı şunu unutmayayım. Beyazay Derneğimiz de var. Tabii. Zeytinburnu Beyazay Derneğimiz. Ali Ekber Şengel abimiz de var. Biz 6 kişi böyle çıktık ama yani esasında biz bunu federasyonu biz 10 kişi kurduk. Yani biz şimdi şu demeye gerek yok. Bir kurucular arasında hep birlikte yine tüm Giresun'da Dernek Başkanı Yaşar Başkanı, Yaşar Güney Başkanımız var. Diyarbakırlı Başkanımız, Betin Başkanımız var. Ordu Dernek Başkanı Recep Memiş var. Urfa Dernek Başkanımız Murat Tufan Başkanım var. Biz 10 dernek yola çıktık şurada ancak şu an hala hazırda bizi bekleyen bugün orada hatta Sivas Derneği tabii Sivas Derneği'miz var. Zeytinburnu Mardinliler Derneği'miz var. Bitlisliler Derneği'miz var. Elazığ Derneği'miz var. Niğdelilerle birlikte inşallah. Yani Elazığ Nazir'in dışı başkanı. Tabii Nazir başkanı dışında olan şimdi iki tane aslında Elazığ Derneği. Tabii iki tane derneğimiz var. Akşam da onlarla da görüştük kendisiyle. Yani böyle tahmin ediyorum ki bu bir ay içerisinde en az 15-20 kişiye ulaşır Allah izin verirse. Yani hızlı büyüme. Şu şekilde böyle amacımız gayet zaten belli. Dedik işte yani dernekle birleşip ne yapabiliriz? Nasıl bir destek olabiliriz? Birlik beraberlik. Amacımız gayet zaten bu. Peki başkanım, yerimiz Zeytinburnu 15 Temmuz Meren hemen yanı başına Huzur İş Merkezi'nde. Doğru. Çok merkezi bir yer. Zeytinburnu Kültür Merkezi'nin karşısındasınız. Doğru. Kaymakamla 500 metre mesafedesiniz. Doğru. Belediyeye bir o kadar yakın, tam merkezi bir yerdesiniz. Derneğinizi kurdunuz, ilk toplantınızı yaptınız. Doğru. Neler yapacaksınız? Ne tür aylık programlar yapacak mısınız? Zeytinburnu'nun kültürüne, sanatına, yardımlaşmasına, dayanışmasına neler yapacaksınız? Yani aklınızda neler var? Şimdi öncelikle derneklerimizi bir arada zaten zaman zaman bir araya geliyoruz. Öncelikle şimdi dernekleri bir oturtmak lazım. Federasyonu oturtmak lazım. Tabii. Şimdi projelerimiz var. Ayaklar yere basınca. Tabii. Şimdi gençler üzerinde projelerimiz var. Zeytinburnu'nda yani ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Onları biz keşfedeceğiz. Gerekirse Kaymakam Bey'le irtibata geçip bizim elimizden ne geliyorsa sonuçta biz bu işi yapmak zorundayız yani. Tabii. Kaymakam Bey'le birlikte çalışmalarımız olacak. Kimlerden dev olabilecek. Tabii yani ihtiyaç sahiplerinin en azından devletimiz zaten uzanıyor ama biz de ne yapabiliriz? Yapabiliriz mesela. Ne yapabiliriz? Yani doğru. Yani atıyorum örneğin mesela işte bu ay 10 çocuğa, 20 çocuğumuza bir şeyler alıp giydirebiliyorsak. Bayramda giydirmek. Tabii mesela yani. İhtiyaç sebebi bir şeyler karşılayabiliyorsak. Bizim bu federasyonun amacının bir tanesi bu giriş olarak söylüyorum mesela. Doğru. Yani projelerimiz çok var inşallah. Yani bunu zaman zaman ve ayrıca inşallah bu ayın sonunda doğru inşallah bir 500 kişilik bir program yapacağız. Geniş çaplı bir program. Hem açılış mahiyetinde. Federasyonumuzun tabii. Hem açılış mahiyetinde hem bir de 500 kişilik bir program düşünüyoruz nasip olursa. Çok güzel. Yani peki başkanım, böyle. Ola ki şimdi bu oluşumu duyan köy derneği, ihtisas derneği, mesela Nurşanlı Diyabet Derneği'ler, işte Zeytinburnu'da başka dernekler var. Onlara bir duyurunuz, çağrınız olacak mı? Sizinle temasa geçsinler mi? Derneğe gelsinler mi? Telefonla mı arasın? Nasıl yapsınlar? Şimdi şöyle, zaten biz derneklerimizin isimlerini aşağı yukarı belirledik yani. Biz aktif olan bütün derneklerimizi ziyaret edeceğiz. Yönetimden bir komisyon olarak tabii. Bir komisyon oluşturup bütün derneklerimizi ziyaret edeceğiz. Durumumuzu arz edeceğiz. Böyle bir kuruluşumuz var. Beraber yol alalım gibi. Katılmak ister misiniz şeklinde bütün derneklerimizle irtibata geçeceğiz. Aradığımız herhangi bir şey, istediğimiz herhangi bir şey de yok. Sadece amacımız bir de olalım, birlik olalım. Etkinlik bu şekilde yani. Yoksa başka bir gayemiz yok yani. Bence çok güzel. Evet. Başkanım, federasyonunuz inşallah, ben o gün toplantıda söyledim, hayırlara vesile olur. Çünkü Zeytinburnu gerçekten önemli bir ilçe. Yani her ne kadar bazı kişiler tarafından gece konduyla bilinse de asıl Zeytinburnu'nun tarihi bağ ve bahçelik. Ondan sonra büyük devlet adamlarının, din alimlerinin ibadetlerin yaptıkları bir yer. Bugün Merkez Efendi, Seyit Nizam, Mevlevi Hane, Merkez Efendi Camisi, Seyit Nizam Camisi, Topkapı Takkeci İbrahim Camisi başta olmak üzere 110'dan fazla tarihi yapı bulunmakta. Yine mezarlıklarımızda büyük ebedi şahsiyetlerimiz var. Ben inşallah federasyonunun hayırlara vesile olmasını diliyorum.
güzel çalışmalar yapacağınızdan benim şüphem yok. Biz de gerek gazete olarak gerek Zeytinburnu kitabının yazarı olarak üzerimize ne düşerse yanınızda yer alacağımızı beyan etmek istiyorum. İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu hayırlara vesile olsun diyorum. Önümüzdeki süreçte biz zaman zaman başkanımızın etkinliklerini aktif takip edeceğiz. İnşallah duyurularını yapacağız. Hoşça kalın, dostça kalın. Saygılar.